Şalgamı ben en son acaba nerede? Hulki Hoca'da. O zaman Hulki Hoca'yı bulmam lazım. Hulki Hoca, Hulki Hoca. Aa, Ayşegül Hanım. Siz hiç zahmet etmeyin. Fethi, koş aslanım Hulki Hoca'ya. Tamamdır abi. Naci, sen de bir sandalye kapa artık değil mi? Ayşegül Hanım ayakta beklemesin Hulki Hoca gelene kadar değil mi? Susadınız mı, bir şey içer misiniz? Size güzel bir yayık ayranı hazırladım. Muah, el yapımı. Sırf Öğrenci Birliği Başkanlığı seçimi için bana oy verdiniz diye size iyi davranacağımı zannediyorsanız yanılıyorsunuz Toygar Bey. Şimdi halletmem gereken bir sürü iş var. Müsaadenizle. Oh. En sevdiğim kız tipi. Kolay teslim olmuyor. Koy. Ah, maşallah yavrum. Rahat yerinde mi? Ayağın altına puf ister misin? Yok hocam, birazdan kalkacağım zaten. Siz hiç zahmet etmeyin. Birazdan değil yavrum. Şimdi kalkacaksın. Kalk, terbiyesiz. Koç. Böyle. Budur. Oo. Yine bir koridor iskemle çıkarma makası. Müdür bey, tek tek mi götüreyim yoksa öğrenciyle sandalyeyi paket mi istersiniz? Naci. En güzeli böyle el değmeden yapılanı tabii. Bravo. Sen daha başına gelecekleri bilmiyorsun Dilaver. İnanmıyorum ya. Öğleden sonra tarih sınavı var. Öğlen desen toplantı var. Saat 6'ya kadar da aile sırrını çözmem lazım. Neyi çözmen lazım? Hiç. Boş ver. Seni ezeceğim o toplantıda. Rezil edeceğim. Utancından istifa edip sadece toplantıyı değil okulu terk edeceksin. Çiğ çiğ çiğneyeceğim seni. Bir kere çiğ çiğ çiğnenmez, çiğ çiğ yenir. Ben çiğ çiğ çiğnerim, o kadar. Var mı bir itirazın ha? Var mı? Ayrıca var, var mı? Var mı itirazın ha? Var mı? Sakin ol. Ayrıca Tuğçe'den çekeceğimiz var bu sene ha. Hem de çok. Boş ver ya, uğraşma sen şununla. Hasta ya. Yalan olur. Olmaz abi. Ne yalan alıyor abi? Geç yavrucuğum, geç yavrucuğum. Hadi, hadi. Evet çocuklar, dersimiz fizik. Potansiyel enerji bir cisim üstüne depo edilip gerektiği zaman kullanılabilen bir enerji türüdür. Ve netice olarak yükseklik çarpı yerçekimi ağırlığı çarpı ağırlık eşittir potansiyel enerji. Bravo hocam. Bravo hocam. Evet. Evet. Bir saniye bile harcamadan dersi en verimli şekilde bitirdik. Bir saniye bile vakit kaybetmedik. Evet. Var mı sorusu olan? Heh? Hocam. Söyle canım. Ya hocam, potansiyel enerjiyi biz dünkü derste işlemiştik. Hı? Bugün kinetik enerji işlememiz gerekiyordu. Dolayısıyla bugünkü ders dünkü ders oldu. Ah be yavrucuğum ya. Bu şimdi mi söylenir ya? Ama hocam bir saniye bile ara vermediniz ki. Of of. Cenk. Ne haber Ayşegül? İyidir Selim, senden? İyidir. Ya teneffüste işin yoksa biraz konuşabilir miyiz? Alır. Aa, yok ya da olmaz. Çünkü benim hemen Hulki Hoca'yı bulmam lazım. Çok önemli. Selim kusura bakma. Birileri pek vakit ayıramıyor galiba sana. Oysa ben olsam bütün işimi gücümü bırakırdım teneffüsü seninle geçirmek için. Bırakayım mı? Yok Tuğçe, sağ ol. Sen beni bana bırak. O bana yeter, tamam. Ay delireceğim ya. Ay. Of hala işine gücüne bak diyor ya. Benim tamam, bütün işim gücüm seni yiyecek. Sakin ol. Sakin ya bırakın ol. Ya ay, bırakın. Ay tamam Tuğçe. Toygar. Neredesin sen? Niye girmedin derse? Operasyon hazırlık Tuğçe. Çilingiri özel arabayla al, okula getir, çalıştır, geri bırak anca. Güzel. Ayşegül ve Tarih Şalası'ndan ebediyen kurtulmanın anahtarı. Aferin yavrum, aferin hocam. Hocam, hocam. Size bir şey soracağım. Ayşegül, sormasan ya. Bak bir sordum, bütün ders kaynadı gitti. Yok hocam, bunun dersle falan alakası yok. Hani siz geçenlerde okulda bir parti vardı. Hani şalgam suyu içmiştiniz. Evet. Niye içtiniz? Çok severim. Hayır ama niye? Neden içtiniz? Bir kere çok faydalı. Neden mi? Bak. İçinde şeker yok, kolesterol yok. Kemiklere iyi geliyor, mideye iyi geliyor. Böbrek taşını bile düşürdüğü söyleniyor, biliyor musun? Ya. Sonra gribe, soğuk algınlığına birebir. Karaciğere faydalı. Vay be. Ya ne kadar faydalı bir şeymiş bu.
Ayşegül, çok teşekkür ederim sana hatırlattığın için. Ben hemen gideyim bir tane içeyim. Vay be. Ya bana ne bunlarda? Ha, Ayşegül. Bak bir dahaki teneffüste okul gazetesinin ilk sayısının toplantısı varmış, tamam mı? Kaçırmayalım. Hah, bio eksikti. Okul birliği gazetesi toplantısı, öğrenci birliği toplantısı, tarih sınavı, aile sırrı. Yok, bitmez bugün, bitmez. Hı. Oğlum heyecanlı mısınız? Okuldan sonraki ilk maç. Ya koç bugün yeni takım açıklayacakmış. Acaba ilk beşe girebilecek miyiz ya? Ya Cüneyt de çok formdaymış. Babası bütün yaz basket okuluna göndermiş. Oğlum biraz dikkatli ol. Ne haber Selim? Ayşegül. Ya kusura bakma, geçen teneffüs gelemedim. Hulki Hoca'yı bulmam lazımdı. Sorun değil. Ne diyordun? Tamam. Ha. Oğlum, bu sene bize bu heriften hiç hayır yok ya. Doğru vallahi, başka alemleri daldı. Ya, aslında söyleyeceğim şey biraz saçma gelebilir belki ama ben... Ayşegül, hadi okul gazetesinin toplantısına geç kalacağız. Doğru ya. Hadi. Ya kusura bakma Selim. Tamam. Kızlar, içimden bir ses. Bu sene okul gazetesi üçümüze emanet diyor. Sağ olsun Toygar Bey. Ne demek, lafı bile olmaz Tuğçe Hanım. Birinci sayfanın sağ üst köşesinde şahsınıza ait bir racon köşesi hiç de fena olmaz hani. Aslında çok memnun olurum. Hani güzel halkımız medya yoluyla bilinçlendirmek insanlık vazifemiz. Medya ne de olsa hassas bir konu. Doğru insanların elinde bulunması gereken bir güç. O yüzden Toygar Bey'in adamları da gazeteye katılmak isteyen adayların arasında son derece ince eleyip sık dokuyorlar. Öyle değil mi Toygar Bey? Aynen öyle. Girebilir miyiz? Giremez. Ya bir dakika, ceketimi alacağım. Hadi arkadaşım. Giremezsin. Niye? Hadi. Ne oluyor bunlara ya? Buyurun Ayşegül Hanım. Aa, inanmıyorum. Toygar Bey nasıl girdi bunlar içeri? Ya bir 5 saniyene tuvalete gitmiştik, o sırada gelmişler. Ay pes yani. Aynı anda mı icap ediyor tuvalete gitmeniz? Vallahi biz her işi beraber yaptığımız için ben... Of Toygar Bey, bir şey söyler misiniz şu adamlarınıza? Ben size işinizi yarım yamalak yapasınız diye mi her öğlen hamburger ayran alıyorum he? Merhaba çocuklar. Bu sene okul gazetesinin sorumlu öğretmeni benim. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Ha bu arada içinizden seçeceğim editör için yazdığınız kompozisyonların hepsini okudum çocuklar. Tuğçe'ninki ne muhteşemdi değil mi hoca? Evet hocam, ben üç kez okudum. Hatta babama da okuttum. Filmini çekmeye karar verdi. Babamın yapım şirketi var da. Evet, bence de çok güzeldi. Bence de. Ama Ayşegül'ün yazısı kadar değil. Ayşegül, şimdi gazetenin ilk sayısının ilk editörü sensin. O yüzden saat 4'e kadar senden hemen bir baş sayfa yazısı bekliyorum. Tamam. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Yok artık, parçalayacağım ben bu kızı ya. Deli mi ne ya? Tebrik ederim Ayşegül Hanım. Ve yeni görevinize başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim Toygar Bey ama şu anda yazmam gereken bir yazı var. Ya Ayşegül, sevinsene, hoplasana zıplasana ya, editör oldu. İşte en sevdiğim kız tipi. Başarıyı olgunlukla karşılıyor. Ve de kendisine uzatılan eli geri çevirmiyor. Doğru yoldasın oğlum Toygar. Böyle devam et. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.